Fatih Erbakan'ı, YRP'yi almışlar. Öve öve bitiremiyorlar. Yeniden Refah Partisi şöyle güzel bir parti, böyle güzel bir parti. Zaten Yeniden Refah Partisi'nin Refah Partili olan kısmı Necmettin Erbakan'ın kurduğu parti de şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Mahdumu Fatih Erbakan ne kadar güzel bir adam, ne kadar yakışıklı bir adam, ne kadar zeki bir adam, ne kadar güçlü bir adam. Bir vuruşta 10 tane adamı devirir. Maşallah, maşallah. İnşallah hocam. Sübhanallah hocam. Ne diyorsunuz siz ya? CHP'nin yazarı çizeri Trolü gazetecisi, televizyoncusu, gazetesi, televizyonu, internet sitesi. Alayı sabah akşam Fatih Erbakan'la yatıp Fatih Erbakan'la kalkıyorlar. Sabah akşam öve öve bitiremiyorlar. Merhum Necmettin Erbakan şöyle derdi. Boyalı medya derdi, kartel medyası derdi ve onları kastederek derdi ki onlar bir gün beni överek bir haber yapsalar ben kendimden şüphe ederim. İmanımdan şüphe ederim. Fatih Erbakan Bey'imiz maşallah geçtim kendisinden şüphe etmesini, övgülerden de şüphe etmiyor. Övenlerden de şüphe etmiyor. Yemeyiz. Olmayan bir hava böyle estiriliyor. Mehmet Altınöz İstanbul adayları duvara CHP'nin de en ucu PKK lehine sayılabilecek haberlerin altına imza atan din, diyanet, hiç her türlü hakareti yapan bir siteye Mehmet Altınöz konuşuyor. Ona şunu söylettirmeye çalışıyor muhabir. Söyle Murat Kurum lehine yarıştan çekilmeyeceğini söyle. Bir daha söyle. Aşk ile söyle. O da diyor ki ne münasebet biz seçimi kazanacağız. Ha. Seçimi alıyoruz canım. 1 Nisan sabahı gideceğiz. Saraçhane'de devir teslim töreni yapacağız. E zaten Sayın Ekrem İmamoğlu da Ankara'ya gitmek istiyor. Genel başkan olmak istiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya uğurlayacağız. Biz de İstanbul Belediye Başkanı olacağız. Yapma ya. Yani senin İstanbul Belediye Başkanı olabilmen için İstanbul'un mevcut Belediye Başkanının aleyhine 3 cümle kurman lazım öyle ya İstanbul'un mevcut Belediye Başkanının beceriksizliklerini yapamadıklarını şu iddiaları kuleleri paraları pulları her şeyi sorman meydanda bunlar bir metrobüs yürütemediler demen. İsrafı bitireceklerdi, israfı bitiremediler, israfın dibini buldular falan demen lazımken bunların hiçbirini diyemeyeceksin. Sonra seçim kazanacaksın. Öyle mi? Bizi de buna inandıracaksın. Bizi değil, sen muhafazakar seçmeni salak yerine koymaya kalkıyorsun. Sen o seçmen arasında nifak sokmaya, onları birbirine düşürmeye kalkışıyorsun. Senin derdin onlara ben kazanıyorum canım, gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Korkmayın. İmamoğlu kazanmayacak demeye çalışıyorsunuz. Yemezler. 1 Nisan sabahı tıpkı Saadet Partisi gibi bu millet size de gereken dersi verecek. Aynısını Temel Karamollaoğlu'na yapmışlardı. O Temel Karamollaoğlu şöyle güzel adam böyle güzel adam. Yahu bu damada Mehmet Altınöz'e merhum Necmettin Erbakan'ın miras paylaşımları meselesi gündeme geldiğinde neler neler söylemişlerdi yazmışlardı çizmişlerdi. Fatih Erbakan'a neler neler söylediler yazdılar çizdiler hatırlamıyor muyuz? Adnan Oktar'ından tutla da kedilerinden tut da bilmem nesine varıncaya kadar demediklerini bırakmadılar. Yayınladık videosunu hatırlamıyor bilmiyor muyuz bunları bilmiyor muyuz peki sen bu numaraları nasıl yersin İstanbul'da yrp'nin astığı bayraklar afişler en az bak en az Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmamoğlu'nun astığı bayraklar afişler kadar bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sor, sorsak ne cevap verirsin cevap verebilir misin İddia dur ki şu kadar para verildi size. 30 milyon dolar, 50 milyon dolar, 100 milyon dolardan bahsediliyor. Böyle bir paranın transferi gerçekleşti mi size? Sayın Fatih Erbakan, partinize böyle bir para verildi mi CHP tarafından, İmamoğlu tarafından? İddialar var. Ben sadece soruyorum, bir şey iddia etmiyorum. Niye soruyorum? Bu kadar harcamayı görüyorum. Her şey para için miydi? Böyle bir şey mi bu? Benim bir sadece bir iddia. Sadece bir iddia. 50 milyon mu, 100 milyon mu? Var mı, yok mu? Dolarlar, euro'lar ortada. Var mı böyle bir şey? Yahut bu kadar yaptığınız harcamanın gösterebileceğiniz bir faturası ibraz edebileceğiniz bir faturası var mıdır? O afişlerin her biri dünya para. O vinillerin her biri dünya para. Az buz değil. 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 500 bin lira. Öyle paralar. Hangi matbaa yaptı, hangi faturayı aldınız? Parayı nereden buldunuz? Bağış dersiniz çıkarsınız. Aynısını Saadet Partisi'ne yapmışlardı. Temel Karamolluoğlu'nu Madımat katliamının katili olarak görenler bir an geldi Temel Karamolluoğlu'nu yere göğe sığdıramadılar. Amaç neydi? Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan'ı yenmek. Çünkü dün anlattım 70'e 30 dengesini o sayede seçim alabileceklerine inandılar. Saadet Partisi genel merkezinin önünde Saadet Partililer Mücahit Kemal diye Mücahit Kılıçdaroğlu diye slogan attılar. Oysa o sıfat yani Mücahit sıfatı merhum Erbakan ait. O ona yakışır. O onun sıfatıydı. Onun hak ettiği bir sıfattı. Ama orada Saadet Partisi önünde toplananlar hiç utanmadan, sıkılmadan nasıl bir yani nasıl bir noktaya gelmişler bilmiyorum. Kalktılar. Mücahit Kemal diye slogan attılar. Mücahit Kemal'i CHP'lere atıyorsa atsın. Ama Saadet Partiler nasıl yaptı bunu? Ne oldu? Seçim bitti. Saadet Partisi'nden bir halt olmadı. Bir cacık çıkmadı. Hatta dövdüler. Yüzde bir bile oyları yok bunların. Şu kadar milletvekilini çaldılar CHP'den dediler. Ve bir daha da dönüp yüzlerine bakmadılar. Koskoca Ramazan. Hani bak geçtiğimiz Ramazanları hatırlayın. Altılı masanın etrafında. Bunlara iftarlar veriyorlardı. Saadet Partisi'nin iftarı oluyordu. Onun iftarı bunun iftarı bir araya geliyorlardı falan. Oo ne manzaralar. Nerede? CHP Temel Bey e bir kaşık çorba ikram etmedi ya bu Ramazan'da. Aynı şekilde Davutoğlu, aynı şekilde Babacan. Sığır çobanı olamayacak adamlar peşine istediğinizi yazın. Bana dedirtmeyin.